Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Şahmeran. Şahmeran. Gözleri değişen kadın. Gözlerinde beyaz bir parıltı. Bazen sararan bir nur. Bazen yeşeren bir yaprak. Çok kadim bir zamanda kendisi Allah'a yemin etmiştir. Yılanın soyuyla mücadele edeceğine yemin etmiştir. Orion. Orion'dan sürgün edilen kadını bilirsiniz Anadolu'ya. Onu anlatmıştım. Bu hikayeye benzer bir hikayedir. Şahmeran. Şahmeran Mardin. Mardin'de yaşamış önemli bir kadim ruhtur. Yer altındaki şeytanlarla mücadele etmiş, kılıç kuşanmış, zalimlerle, metafizik varlıklarla mücadele etmiş, Adem'in çocuklarıyla işli dişli olmuş ve yardım etmiştir. Peygamberlere de yardım etmiştir. Şahmeran, bu bilgiyi kitaplarda bulamazsınız. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Şahmeran'ın Hazreti Musa Aleyhisselam'a yardım ettiği de vardır. Bunu bilemezsiniz. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a da yardım etmiştir. Bunu da bilemezsiniz. Onun için o yılanların Hızır'ıdır. Kıymetli bir ruhtur. Tüm yılanları kötü saymak doğru değildir. İnsanlar da vardır, şeytanın adımını takip eder. İnsan vardır, meleklerin yolunu takip eder. Allah'ın anlatımlarını ve kutsal kitapları, metinleri dinler. Şahmeran, kıymetli bir ruhaniyet, kıymetli bir kadimdir. Kendisi şu anda dünyada yaşamaktadır. Ve gözleri beyaz. Önemli bir renktir arkadaşlar. Yeşil. Ve sarı. Farklı farklı renkler olabiliyor gözleri. Şey gibi diyelim, gök kuşağı gibi arkadaşlar. Onun bir önemli ruh olduğuyla alakalıdır ve tehlikeli yılanlar, şeytana çalışan yılanlar onu öldürmek istediler. Ona çokça saldırılar yapmak istediler. Özellikle mideye. Mideye vurdular. Rahim bölgesine vurdular. Şahmeran'ı. Çok büyük acılardan geçti. İsyan etmedi. Sıkıntı yaşadı. İsyan etmedi. Büyük sıkıntılar yaşadı. İsyan etmedi. Gün geldi uyumadı. Gün geldi sancılar içinde kıvrandı. Ama yine de insanlar için mücadele etti. Yardımlaştı, salatlaştı. İbadetlerini yaptı. İnsanlara faydalı olmak için çırpındı. İnsanlar anlamadılar. Şahmeran'ı insanlar anlamadılar. İnsanlar Şahmeran'ın düşman olduğunu zannettiler. Şahmeran kıymetli bir ruhtur. Onu sevenlere, onu anlayanlara selam olsun. Siz kimsiniz? Kendinizi çözümleyin. Kendinizi anlayın ve kendinize puan verin. Tüm insanlar öz eleştiri içerisinde birbirine bakar. Hucurat Suresi 12. ayet. Birbirinizin hatalarını aramayın. Bu önemli bir sırdır. Şahmeran önemli bir ruhtur. Mardin'den uçsuz bucaksız göklere. Mardin'den uçsuz bucaksız filolara. Mardin'den uçsuz bucaksız kıymetli gezegenlere. Bir çiçek gibi bir baharda
açılan çiçekler gibi tekrardan açılacak ve saçılacak. En güzel kokularla insanlara hizmet edecek. Tekrardan filizlenecek, tekrardan kıymetlenecek. Tüm ruhlar birleştirilecek. Çünkü sebebi şudur. Kıymetli ruhlar, ahir zamanda kötü ruhların toplanmasıyla bu iyi ruhlar da dünyanın belirli yerlerinde dünyanın frekanslarını değiştirme amacıyla kendi dualarıyla, kendi yapacakları icraatlarla dünyanın dengesini sağlama görevi görüyorlar. Her biri bir anten görevi görüyor. Aynı şekilde şeytanlar da kendi antenlerini ve kendi kulelerini kurarlarken iyi insanlar işte arı kraliçe, asasi olan kadın, Şahmeran, birçok kıymetli ruh vardır. Ben hepsini anlatıyorum. Mavi suyu içecek kadın, Meşteli Meryem. Hepsini tek tek anlatıyorum arkadaşlar. Birçok daha var. Daha kıymetlileri var. Daha kıymetlileri. Hepsi birbirine kıymetli. Yani şöyle bir durum vardır ki kimse kimseden kıymetli değil. Hani hepsi birbirine kıymetli. Anlattığımın bu. Hani bazen Türkçemde biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar. Saygılar. Bunlar öyle bir mücadele alanında ki, öyle bir mücadele alanı ki bu. Herkes yapamaz. Herkes Şahmeran olamaz. Yani Şahmeran cesaret timsalidir. Bugüne kadar çokça zalim İran'ı öldürmüştür. Zalim ruhaniyetleri öldürmüştür. Bu Şahmeran konusunu zamanı geldiğinde anlayacaksınız ve Şahmeran'ın kendi görseli gökyüzünde görülecek. Vizyon olarak. Ya rüyalarda göreceksiniz ya da gökyüzünde bir sembol olarak göreceksiniz. Bu bir gerçekliktir. O İranların şahidir ama kötü İranların şahidi değildir. İyi İranların şahidir. Bunu iyi anlayın. Bu konu derin ve karmaşıktır. Onun için yolunuzda yürüyün. Kıymetli yolunuzda yürüyün. Çakıl taşlar da olacak. Kayalar da olacak. Dağlar da olacak. Aşmalısınız. Kıymetli dağlardan su taşıyorsunuz. Garibanlara aş oluyorsunuz. Onun için arkadaşlar, bu kıymetli bir yorumdur. Ve kıymetli bir videodur. Beğenileri atmayı unutmayın. Saygılar arkadaşlar. Ve katıla üyelik, yani kanala üyelik yapabilirseniz iyi olur. Ve videoyu paylaşabilirsiniz. Önemli videolar, kıymetli videolar. Her bir videomun kıymeti yıllar sonra anlaşılacak. Onun için hem keyifli hem de hüzünlüyüm. İkisini bir arada yaşıyorum. Bugün insanların beni anlamamasına biraz da üzgünüz tabii ki. Ama gelecekteki insanların bizi anlaması bize mutluluk atıyor. Çünkü öyle bir zaman gelecek ki anlatımlarımız netleşecek. Bugün ne kadar da sırlı konuşuyor, işte Çetin Tatar sırlı konuşuyor deseler de günü gelecek açıklanacaktır. Bana göre ben bu anlatımlarımla birçok insana aslında net anlatıyorum da bu işle uğraşanlar bilirler. Ama yeni gelip de bu videoyu izleyenler de hiçbir şey anlamayabilir. Çünkü herkes kendi içerisinde bir sırdır. Ruh bir sırdır. Sır bir ruhtur. Teşekkürler arkadaşlar.